Herkese merhaba. Yakın plana başlıyoruz. Bugün denetim dersinin 5. ünitesi olan bilgi teknolojileri ortamında denetim konusunu inceleyeceğiz. Değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Melih Erdoğan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerimiz Esin Gece Görmez ve Özdemir Algök de bizlerle. Sizler de hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce bizlere soru ve önerilerinizi iletebileceğiniz mail adresimizi hatırlatmak isterim. yakinplan@anadoluedu.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün bilgi teknolojileri ortamını ve bilgi teknolojileri ortamında denetimin nasıl gerçekleştirildiğini inceleyeceğiz. Bilgi teknolojilerinin iç kontrolü etkisini ele alacağız. Ardından bilgi teknolojileri ortamında denetim yaklaşımını nasıl olması gerektiğini ve nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğini inceleyeceğiz. Hatırlayacağınız gibi daha önceki derslerimizde denetçinin gerçekleştireceği kontrol testlerinden ve tözel testlerden söz etmiştik. Bugün ise bilgi teknolojileri ortamında bu testlerin nasıl yapılacağını ele alacağız. Hocam sorularımıza başlayalım dilerseniz. Bildiğiniz gibi bilgi teknolojileri hayatımızın pek çok alanına girmiş durumda. Öyle, tabii ki evet. Biz işletmeler açısından ele alıyoruz. Bu bakımdan düşündüğümüzde nasıl bir ortamdayız? Evet. Teşekkür ederim. Ben de herkese merhaba demek isterim öncelikle. Bugün ilginç bir konuyu incelemeye çalışacağız birlikte. Karmaşık gibi gözüküyor. Aslında gözüktüğünden de belki daha karmaşık ama ders kapsamında olabildiğince basite indirgeyerek anlatmaya gayret edeceğiz. Şöyle başta çok haklı olarak belirttiğiniz gibi günümüzde teknoloji müthiş bir hızla ilerliyor. Ama bu durumda işletmeler bu teknolojiyi nasıl kullanıyorlar ve kullanmaları bizi nasıl etkiliyor? Bizi derken biz hep hatırlayacaksınız geçen derslerimizden de konuya denetçi açısından bakıyorduk. Bir denetçi gibi konuya yaklaşıyorduk. O zaman denetçi veya denetim hatta kavramı bu değişimden nasıl etkileniyor? Etkileniyor mu, etkilenmiyor mu? Tabii ki etkileniyor. Bilgi teknolojileri ortamı dediğimiz ortam her gün değişen, gelişen bir ortam. Hatta bilgi teknolojileri terimi, kavramı bile biraz giderek konvansiyonel kalmaya başladı ama şu anda yaygın olarak kullanılan bilgi teknolojileri kavramı ve bilgi teknolojileri. Bu gelişen bilgi teknolojileri ortamı, evet, işletmelerde nasıl kendine yer buluyor, bunu merak ediyoruz. İkincisi de böyle bir ortamda denetçi nasıl denetim yapacak? Şimdiye kadar anlattığımız denetim, kavramlar üzerinden gittik ve bir yolu var dedik, bunun türleri var dedik, değil mi? Bu türler çerçevesinde konuyu belirlemeye çalıştık. Önemlilikten, riskten bahsettik. Nasıl kanıt toplayacak dedik. Ama böyle bir ortamda nasıl kanıt toplayacak mesela? Yani denetçi yepyeni bir durumla karşı karşıya. Yepyeni bir ortamla karşı karşıya ve de hızla gelişen bir ortamla karşı karşıya. O zaman denetçinin denetim süreci, denetim yaklaşımı eskiden olduğu gibi devam mı edecek yoksa bir şeyleri değiştirmeli mi, değiştirmemeli mi? Değiştirecekse nasıl değiştirmeli? Bugün onlar üzerinde durmaya çalışacağız birlikte. Onun için isterseniz bu sözünü ettiğim baştan bilgi teknolojileri ortamı falan diyorum. Bu ortamdan biraz bahsedelim. Nasıl bir ortam kastettiğimiz ne? Evvelden şunu belirtirdik. Bilgisayarla işlerimizi yürütüyoruz diye. Fakat evet, iş bilgisayarın da bildiğiniz gibi çok ötesine geçti. Basitçe bilgisayar diye niteleyerek işin içinden sıyrılamıyoruz artık. Pek çok bilgi teknolojisini bir arada etkileşimli bir biçimde ve etkin olarak işletme içinde kullanmaya başladık çünkü. Peki, bu nasıl bir ortam? Bir kere bu ortamı hemen şöyle vermek mümkün. Çok basitçe. Donanım kullanıyoruz, değil mi? Mesela bilgisayar teknolojisiyle ilgili donanımlarımız var. Nedir donanım? Aklınıza gelen bir örnek var mı? Örneğin donanım örneği, bilgisayar donanımı
dediğimde ne aklınıza geliyor? Bilemedim hocam. Masaüstü, evet, kasası gibi. Yani evet, terminal, printer, değil mi? Bunların hepsi tarayıcı, klavyesi, mouse. Klavyesi. Bunlar hep donanım olarak tanımlanabilir. Ama o donanıma bir şeyin bir can vermesi lazım. Yani bunlar fiziksel şeyler, gördüğünüz gibi. O fiziksel yapıyı harekete geçirecek bir şeye ihtiyacımız var. Ona da ne ad veriyoruz? Yazılım diyoruz, evet. Hardware, software diye hep duyduğunuz şey aslında. Donanım ve yazılım var. Bir de tabii ki burada onu ihmal etmeyelim. Bunları çalıştıracak bir personele, yani insan gücüne ihtiyacımız var. Onun için o üçgen içinde düşünelim. Bir bilgi sistemimiz var demek ki. O bilgi sistemimizi çevreleyen bir üçgen düşününüz. Bir tarafında donanım, bir tarafında yazılım, bir tarafında personel veya insan yazıyor. Bunun içinde çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Peki, madem öyle, bu yapı üzerinde biraz duralım. Donanımla ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok. Siz belirttiniz ama yazılımla ilgili konu biraz daha dikkat çekici gibi sanki. Şimdi yazılım deyince de programlar aklımıza geliyor. Bilgisayar programları, değil mi? Bu bilgisayar programlarını işletmemiz ne şekilde kullanıyor, ne için kullanıyor acaba? Yine aklımıza bir örnek geliyor mu bilmiyorum ama mesela bir işletme bir bilgisayar programını işletmesinde ne için kullanır? Ne yapmak için kullanır sizce? Ön muhasebe yapmak için. Muhasebe yapmak için kullanır. Stok takibi için kullanır. Efendim kayıt yapmak için kullanır, değil mi? Satışlarını takip etmek için pek çok uygulama için bu programlar işletmenin hayati unsurları olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu programlara, yani bu yazılımlara ilişkin şöyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunu basitçe bu şekilden de görmek mümkün. Biz bir bilgisayarın başına oturuyoruz, değil mi? Dediğiniz gibi demin bir klavye var, önümde bir ekran var. Ve kullanıcıyım ben, kullanıcı olarak oturdum. Ve ekrana bakıp bir yazıp ve o ekranda gene bir çıktığı görüntüyü alıyorum. Peki de pek arka planı o kadar kolay değil bu işin. Yine de basitleştirmek istersek, ben kullanıcı olarak bir işlem yapmaya başladığım zaman, örneğin bir veri girişine başladığım anda orada yer alan, yani bilgisayarımda veyahut bilgi teknolojileri ortamında yer alan bir uygulama yazılımı hemen devreye giriyor. Sistem yazılımıyla işe giriyor ve bunu donanıma iletiyor. Donanım da hemen bunu alıp yine sistem yazılımına, uygulama yazılımına ve bana döndürüyor. Bu anlık bir şey tabii ki. Ama arka planda müthiş bir işleyiş var. Demek ki bakın, burada karşımıza iki şey çıkıyor yazılım deyince. Bir uygulama yazılımı var, bir de sistem yazılımı dediğimiz bir olgu var. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Bunlar üzerinde yine duracağız. Ama uygulama yazılımının, biraz önce hatta sözünü ettik, işte stoklar, satışlar falan, bunlar birer işletme uygulaması. Bunların birer yazılım olduğunu düşünürüz. Ama bunları biz hazırlıyoruz. Veyahut alıp sistemimize yüklüyoruz. Ama bir de sistemimizde bir temel yapı var. O yapı, İşte sistem yazılımı dediğimiz yazılım, o bu uygulamaların çalışmasını sağlıyor. Böyle bakalım öncelikle. Bir de şuna bakacağız, bilgi işleme sistemleri üzerinde duralım, yapıyı anladıysak. Bilgi işleme sistemlerinde de iki temel yaklaşım bizim için önemli. Bunlardan bir tanesi yığın işlem sistemi adını alıyor, bir diğeri de çevrim içi sistemler olarak geçiyor. Yığın işlem sistemiyle ilgili olarak hemen bu karşınızdaki çizimden de yararlanarak konuyu basitçe vurgulayabiliriz. Bizim muhasebede yaptığımız pek çok işlem
biliyorsunuz ardı ardına gelen ve çok sayıda işlemlerden oluşuyor. Yani ben sabahtan akşama kadar belki birçok satış yapıyorum, değil mi? Birçok çek takibi yapıyorum, senet takibi yapıyorum. Bütün bunların mahsup girişleri, değil mi? Kasa tahsilatları, ödemeleri, bütün bunların sisteme girilmesi lazım. İşte bunları ben biriktirerek, föyler olarak biriktirerek bir işlem yapabilirim. Bunun tabii kontrol anlamında da önemli bir yararı var. Bir de bunları bir manyetik ortamda biriktirerek sisteme yükler ve ona göre printer'dan veya görüntü olarak veya farklı ortamlarda çıktısını alırım. Yani bir biriktirme durumu var. Onun için buna yığın işlem diyoruz. Bunun da tabii sağladığı ciddi faydalar var. Üzerinde durulması gereken bir sistem. Bir diğeri de çevrim içi sistemler. Bu çevrim içi sistemler ilk başta belki sizler de hatırlayacaksınız bankacılıkta kullanıldı. Ve çevrim içi değil de daha çok online sistemler diye biz bunu hatırlıyoruz. Ve bankacılık için gerçekten müthiş bir kolaylık sağlıyordu. Çünkü bir işlemi yaptığınız anda düşünebiliyor musunuz? Ülkede bir sürü banka var, şubesi var, ATM'ler var, değil mi? Yani bankamatik dediğimiz aygıtlar var. Bunlardan anında işlem yapılıyor. Peki nasıl olacak? Bunların anında çalışması lazım. Yani benim hesabım varsa bir bankada ve bunu bu anında çalışmazsa ben her banka şubesinden o gün gider aynı parayı birkaç defa çekebilirim, değil mi? Bunu önleyen bir şey olması lazım. Bu anlık işlem. Bazı durumlarda anlık olmayabilir tabii ki. Yani bankanın kendi iç işleyişinde falan. Onun için bu sistemleri de çevrim içi gerçek zamanlı, online real time diye ayırt ediyoruz. Ama bugün çevrim içi son derece yaygın bir şekilde karşımızda bu şekilde de devam ediyor. Burada bu sistemler çerçevesinde bir işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğünü düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz da yani bunu artık bilgi teknolojisi kullanmayan işletme neredeyse kalmadı gibi çok basit işlemler yapan küçük işletmeler dahi bazı işlerini yine bilgisayar üzerinden yürütüyorlar. Evet arkadaşlar, burada bahsetmemiz gereken bir önemli yapı da veri tabanı yapısı, yöntemi veya sistemi diyebilirsiniz. Burada çizimde de görüyorsunuz, karışık gelmesin size ama farklı uygulamaların ortak bir veri tabanını kullanmasından söz ediyoruz. Mesela evvelden düşünelim, bir işletmede ne yapıyorduk? Maliyet muhasebesi için verileri giriyorduk, değil mi? Personel için de verileri giriyoruz ayrıca, tüm personel için. Maliyet muhasebesi için bizim niye personel bilgisine var? Çünkü ihtiyacımız var. Çünkü işçilik yüklemesi yapacağız, değil mi? Onun için ihtiyacımız var. O departman bu bilgileri giriyor. Aynı zamanda personel bölümü de giriyor. Muhasebe bölümü de ücretlendirme için giriyor. Aynı bir bilgiyi üç farklı departman girmek durumunda. Ve bu tabii hem zaman açısından, hem maliyet açısından, hem de bellek maliyeti açısından problem çıkartıyordu. Ama veri tabanı uygulamasıyla farklı uygulamaları tek bir tabanda birleştirerek önemli bir yol alınmış oldu. Şöyle düşününüz, bir havuzda tüm bilgiler var. Siz ilgili departmanın kullanıcısı olarak kolunuzu havuza sokuyorsunuz ve sadece size gerekli olan bilgiyi alıp kullanıyorsunuz. Aynı anda o bilgiyi başkası da kullanabiliyor. Bu çok gelişmiş ve önemli bir yöntem tabii ki. Şimdi böyle bir ortamda isek, ki görüyorsunuz yani daha da gelişmiş yapılarla da karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda isek
Nasıl denetim yapacağız? Problem burada. Nasıl bir denetim yaklaşımı ortaya koyacağız? Evet, bunun için bu kısımda bu konuyu incelemeye gayret edeceğim. Ancak iç kontrol noktasına geliyoruz burada. Şimdi bundan önceki dersimizde hatırlayacaksınız, iç kontrolü anlatırken Esin o derste yoktu. Onun için bu kısmı birazcık da tekrar ederek söylemiş olayım, anlatmış olayım. Bir saat mekanizmasına benzetmiştim. Bir saatin çarklarının çalışması gibi iç kontrolü anlatmış idim. Ve bunların hepsinin birbiriyle ilişkili olarak çalışması gerektiği, bunlardan bir tanesindeki bir problemin bize bilgi olarak, yani saati doğru göstermesi açısından sorun çıkarabileceğini anlatmış idim. Ve de şöyle bir şey eklemiştim. Artık saatlerimiz de dijital. Yani içinde öyle çarklar falan yok, mekanik değil, dijital. Bu ortam da o zaman dijital ve dijital bir ortamda bu işi yapmaya çalışıyor. O zaman madem öyle, iç kontrol buydu, dijital ortamda nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Bunu bir anlamamız lazım öncelikle. 5 bileşeninden söz etmiştik iç kontrolünü, hatırlıyorsunuz. Bunlar gene karşınızda slaytta yer alıyor. Bunlar üzerinde kısaca duralım. Kontrol ortamı üzerinde idi bütün yapı. Bu kontrol ortamı, bilgi teknolojisi söz konusu olduğunda örgütsel yapı yine karşımızda. Buna göre örgütlenmiş bir yapı yani. Artık bilgi işlem bölümü var mesela, en basitinden, değil mi? Buna göre eğitim görmüş, donanmış kişilerin çalışması söz konusu işletmede. Kontrol bilinci o zaman yerleştirilmeli. Bir altyapıdan söz ediyorum bakın, kontrol ortamı veya kontrol çevresi de diyoruz buna. Kalite yönetimi ve bir yönetim felsefesi olması. Yani buna yönelik bir yönetim felsefesinin oluşturulması lazım. Ben dijital ortamda, sayısal ortamda, bilgi teknolojileri ortamında nasıl derseniz, nasıl bir yaklaşımla işletmemi yönetmeliyim diye bu felsefeyi oluşturması lazım yönetimin. Sonra risklerin, evvelden riskler manueldi, yani ele dayalıydı, ama şimdi riskler iç kontrol yapısının içinde programlar içinde yer alıyor. Programlara daha doğrusu etki ediyor. Yani programlarımızı bozacak veya programların yanlış çalışmasıyla sistemi yanlış götürecek bir durumla, risklerle karşı karşıyayız. Risk tanımlamamızı yeniden yapmamız gerekecek o zaman. Peki kontrol eylemleri? Kontrol eylemlerinde de sistemin güvenliği, yazılım düzeyinde kontrollerin yapılandırılması, yani ben bu durumda iç kontrolü elektronik olarak yerleştiriyorsam yapıya, bunun içine de kontrol programları yerleştirmeliyim, değil mi? O kontrol programları, buna yeri gelince tekrar değineceğiz, bazı hataları, hatta hileleri önleyebilsin, engelleyebilsin. Analizler, veri yönetimi ve tabii ki bilgi ve iletişim. Aslında bu yapı, COZO yapısı, gerçekten bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte gelişti. Ve burada da bilgi ve iletişim, mesela iletişim teknolojilerinin de dikkate alınması gerektiğini, bilgi üretimi ve yönetimi, örgütlenme, bütün bunları beraberinde getirdi. İzlemeyi de iç kontrol kalitesinin izlenmesi ve yönetimi olarak ele alıyoruz. Bunu da hem elektronik ortamda hem de iç denetim fonksiyonlarıyla, yönetimle birlikte başarmaya gayret ediyoruz. Şimdi o zaman devam edelim. Nasıl bir ortamda olduğumuzu ve işletmenin iç kontrol yapısının da ne şekilde değiştiğini sanıyorum anladık. Buyurun. Geçen dersimizde de iç denetimden bahsetmiştik. Bu bilgi teknolojileri ortamında denetim yapılırken ki konumu nedir iç denetimin? Evet, gerçekten bunu ayırt etmek de gerekiyor. Yani iç denetim bir birim olarak mevcudiyetini koruyor.
Ve işte o zaman iç denetimin de bu konudan çok haberdar olması gerekiyor. Yani bilgi teknolojilerinden anlayan, bunun felsefesini, kavramını içselleştirmiş bir iç denetim birimine ihtiyacımız var. Bu iç denetim birimi öyle ki bu yapı içerisinde iç kontrolün etkili bir şekilde çalışmasını sağlamalı. Evvelden de bunu yapıyordu ama bunu artık yazılım düzeyinde kontrol etmek durumunda ve bunu yönetmek durumunda. Ama buna müdahale etmek değil, bunu yönetim yapacak. İç denetim bunu yine izleyecek gerektiği gibi mi diye ve ona göre aldığı feedbackleri, geri bildirimleri yönetime iletecek. Böyle bir ilişkisi var. Bu izleme içinde de yine onun önemli bir yeri var. Şimdi bilgi teknolojileri ortamında denetim yaklaşımlarına geldiğimizde de şu yaklaşımları görüyoruz. Bir kere bir bilgisayar teknolojimiz var. Bilgi teknolojileri ortamı. Bunu sembolik olarak böyle görünüz. Evvelden çünkü buna kara kutu adını veriyorlardı çok daha önceden. Kara kutu diye. Çünkü içinde ne var bilmiyoruz gibilerinden. O bakımdan da denetim, çevresinden denetim. Bilgisayar teknolojisinin veya bilgi teknolojilerinin çevresinden denetim olarak yürütülüyor idi. Fakat daha sonra tabii teknoloji geliştikçe artık iş buna döndü. Bilgi teknolojilerinin içinden denetim. Yani bilgisayarın içine giriyoruz ve içindeki işte programlar, yazılımlar gerektiği gibi mi sorusunu sorarak. Bir de bunu yaparken artık şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki iyi peki o zaman. Ben bu kontrolleri yaparken bilgisayar teknolojisinden niye yararlanarak yapmayayım ki? Yani şunu görüyoruz. Bilgi teknolojilerinin bunu destekleyen denetim teknolojileri, bilgi teknolojisi destekli denetim teknolojileri diyebiliriz. Pek çok şeyi kullanarak bunu bu üç yaklaşımla yapıyoruz. Yani bilgi teknolojisinin çevresinden denetim bile hala yine de en son çok gerektiğinde başvurulabilecek bir yöntem olarak görülebilir. Evet, bu yaklaşımların hepsini şöyle görebiliriz o zaman. Bakın, bizim bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Hemen şöyle düşünün arkadaşlar. Yönetim belli bir bilgi teknolojisi ortamında denetim anlayışı, yaklaşımı geliştirdi ve sisteme yerleştirdi. Bu yaklaşım iki yapı üzerinde duruyor. Bir tanesi genel kontroller dediğimiz kontroller. En altta görüyorsunuz bakın. Onun üzerinde uygulama kontrolleri ve bu yapı muhasebe süreçlerini yönetiyor. Ve onun karşısında da yönetim var. Gördüğünüz gibi yönetim düzenlemelerle bunun çalışmasını sağlıyor. Belli düzenlemeleri o yapıyor. Ve bunun geri bildirimini alıp tabii ona göre her seferinde bunu geliştiriyor. Bizim yerimiz neydi? Biz konuya denetim açısından bakıyorduk. Denetçi olarak biz de yönetimin koymuş olduğu ölçütlere dayanarak denetim yordamlarını kullanıp bu yapıyı denetliyorduk veya denetliyoruz. Kanıt elde ediyoruz. Kanıtlardan elde ettiğimiz görüşü de yönetime iletiyoruz. Ve böyle bir döngü olarak bilgi teknolojileri ortamında denetimi incelemiş oluyoruz. Peki ne bu genel kontroller? Temel olarak gördüğünüz işletme yönetiminin oluşturduğu genel kontroller dediğimiz ilk etapta nedir? Genel kontroller bir altyapı arkadaşlar. Yani bir altyapı oluşturması lazım öncelikle işletme yönetiminin. Bu altyapıya şöyle bir bakalım isterseniz. Mesela örgütsel olarak işletmeyi ona göre tasarlamalı. İşletim sistemini ona göre oluşturmalı. İşletim sistemi çok önemli bir nokta biliyorsunuz. Veri kaynağı kontrolleri oluşturmalı sistemde. Sistem geliştirme.
sistemi geliştirdiğiniz zaman öyle prosedürler uygulamalısınız ki işletme içinde hataya sebep olmasın. Sistem bakımı aynı şekilde. Bilgi işlem merkezi kontrolleri. Mesela işletmelerde hiçbir zaman bilgi işlem merkezine öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya giremezsiniz değil mi? Böyle bir güven giremezsiniz. Her şeyiniz orada çünkü. Onu korumanız lazım. Veri iletişimi yine aynı şekilde kontrol edilecek bir şey. Elektronik veri değişiminin kontrol edilmesi yine aynı şekilde. Bir... Hocam aklıma bununla ilgili bir şey geldi. Mesela evet. EFT yapıyoruz. Yani bunun gibi bir şey mi? Çok güzel, çok doğru gerçekten. Elektronik veri değişimi aslında EFT dediğimiz şey bu. Yani ne yapıyoruz? Elektronik fon transferi aslında değil mi? Kısaltması. İşletmeler arasında da böyle elektronik veri değişimi oluyor. Yani artık iki bilgisayar birbirine mal alıp mal satabiliyorlar. Siz hiç araya girmeden ve tam da dediğin gibi elektronik veri değişimi de bu kapsamda ele alınabilecek bir konu. Evet, bir de uygulama kontrolleri var dedik. Uygulama kontrolleri de genel kontrollerin üzerinde yer alan ve daha önce konuştuğumuz gibi stoklar, satın almalar, satışlar gibi pek çok işletme uygulamasının programlar olarak yürümesini ifade ediyor. Bu programlar bazında yürüyorsa o zaman biz o programların içine yani bu işlem süreçlerinin içine öyle de diyebiliriz, kontrol programları yerleştirebiliriz. Yani öyle bir kontrol programı yerleştiririm ki orada bir hata veya hileye olanak vermez. İşte bu yapı arkadaşlar, yani genel kontroller ve uygulama kontrolleri, tekrar ediyorum burası çok önemli, işletme yönetimi tarafından ortaya konmuş, kontrolleri falan işletme yönetimi tarafından yerleştirilmiş bir yapı. Denetçi burada sadece ne yapıyor? Bunlar, bu kontroller var mı? Etkin mi? İç kontrolü etkin olarak çalıştırıyor mu? Denetçinin görevi bunu anlamak. Anlaşıldı mı burası bilmiyorum. Burası önemli bir nokta. O zaman genel kontrollerden söz ettik. Uygulama kontrolleri dedik. Bunu da şöyle açalım isterseniz. Uygulama kontrollerinin girdi kontrolleri, bilgi işlemi ve çıktı kontrolleri olmak üzere de 3 adımı var. Yani bir sistem yaklaşımıyla karşı karşıyayız aslında. Bir sistem nedir değil mi? Veriyi alıp işleyen ve bilgi haline getiren, yani girdi, işleme, çıktı yapısıdır. Burada da uygulama kontrolleri deyince bu yapı aklımıza gelmek durumunda. İsterseniz onu da şöyle görelim. O girdi kontrollerinde kaynak belgelerden, makine ortamına dönüşmesi, bunun terminalden bir giriş yapmamız veya başka ortamlardan tabii ki. Bunun edit edilmesi, bütün her yerde kontrol noktalarını görüyoruz. Sonra bu bilgi işleme sürecine giriyor ve çıktı haline geliyor. Çıktı da bile belli kontroller, kontrol noktaları oluşması lazım. Evet. Bu, hocam, kontrol programına örnek verebilir misiniz? Tabii. Dediğim gibi sisteme pek çok kontrol yerleştirilebilir. Bir hata, hile falan olmasın diye gördüğünüz yapı içinde. Yani nasıl bir örnek verilebilir? O kadar çok kontrol programı oluşturulabilir ki. Mesela şöyle bir kontrol programı koyabilirsiniz. Ücret bordrolarını hazırlarken en alt ücretle en üst ücret işletmede bellidir değil mi? Bu parametreleri kullanırsanız bunun dışında bir giriş yapıldığında o onu kabul etmeyecektir. Yani diyelim ki asgari ücret koydunuz en alt ücret olarak. Asgari ücretin dışında yanlışlıkla bir tutar girmeye kalkarsanız program sizi engelleyecek. İşte orada bir kontrol programı var. O sizi engelliyor. Yanlış işlem yapmanızı engelliyor. Bankalarda mesela işlem yaparken bankamatik kartınızı veya kredi kartınızı kullanıyorsunuz. Yanlış tuş girişi yaptığınızda değil mi size bir dakika diyor, yapmıyor. Yoksa başka bir müşterinin hesabıyla oynar. Orada kontrol kodları var. Bunu kartlarınızdan da
görebilirsiniz. Onun gibi bir şey, bilmiyorum açıklayabildim mi? Evet. Bu konuda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bilgi teknolojileri ortamında kontrol testleri söz konusu olacak bir de. Hani daha önce anlatmıştık, kontrol testleri yapıyor idik. Bunlar uygunluk testleri ve TÖZEL testler diye adlandırdığımız testler idi. Burada da bilgi teknolojisi ortamında kontrol testlerini şu üç uygulamayla görebiliriz. Veri testi tekniği, bütünleşik test tekniği, paralel benzetim gibi. Bunların ayrıntısına girmek istemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Bu testler çok etkili testler ve denetçinin işini çok kolaylaştıran testler. Yani şöyle bir şey yapıyor kafamızda canlandırmamız için bu tekniklerle. Şöyle bir şey yapıyor denetçi. Elinde bir veri seti var manyetik ortamda. Bu veri setini kukla verilerle, yani nasıl diyelim, doğru olmayan, hatalı, hileli verilerle donatıyor. Getirip işletmenin sistemine yüklüyor. Acaba o sistem bu hatalı işlemleri yakalayabilecek mi, yakalayamayacak mı diye. Dikkat ederseniz çok ilginç bir durum ve hemen sistem kendisine bir döküm veriyor, bir rapor veriyor ve şuralarda işte mesela asgari ücretin dışında bir giriş yapıldı ve sistem bunu yuttu diyor. Yani olmaması gereken bir durum. Mesela siz şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Bir kontrol programı kullanabilirsiniz. Bir ham maddeyi hep alıyorsunuz. Hep kullandığınız bir ham madde. Ve bunun 3 aylık ortalamasını program hesaplayıp işte bunun ortalaması 100'dür diyebilir size. Siz yanlışlıkla 500 girerseniz tutar olarak, bir dakika, ortalamayı 3 kat aşan bir durum var, burada bir hata mı var diye size sormalıdır. Burada bir hata olmayabilir, gerçekten bu sefer çok yüksektir ama hata da olabilir. Yanlış girişi yapıyorsunuzdur, hemen durur, bunu düzeltirsiniz. Çok güzel bir sistem değil mi? Ama işletme bunu uygulamıyor ise, böyle bir yöntemi mesela uygulamıyor ise, böyle bir kontrol programı koymamışsa ne olacaktır? Bu tür hatalar sonuçta arkadaşlar finansal tablolara yansıyacaktır. Ve biz bunları göremeyeceğiz veya çok zor göreceğiz. Hatalı finansal tablolar çıkacak belki ortaya. Bütün bunları engellemek, önlemek için bu kontrol programları çok önemli ve dediğim gibi denetçi de bunları görüp iç kontrol sisteminin etkinliğini, yapısını anlamış oluyor. Evet, bu kontrol testleriyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Evet, hocam çok teşekkürler. TÖZEL testlerden de biraz bahsedelim isterseniz. Bir başka uyguladığı önemli testi. Evet, gerçekten öyle. Onunla ilgili de bir şöyle bir çizim var. Aslında bundan kısaca söz etmiştim var diye ama belki biraz açsak iyi olur. Çünkü TÖZEL testler de çok daha önemli bir şeyi yapıyor. Hesap kalanlarıyla ilgili bize fikir veriyor. Yani hesap kalanları, tutarlar ve o tutarlara bağlı olan pek çok muhasebe işlemiyle ilgili biz işlem yapıyoruz. Bu işlemler işte kontrol edilmek durumunda. Bu tür işlemleri de kontrol etmek üzere genelleştirilmiş denetim yazılımı diye bir yazılım var. Bu da bir program, bir yazılım seti veyahut mesela işte stoklar kütüğünü tamamen kontrolden geçirip bize bir işlem listesi çıkartıyor. İşte bakın şuralarda problem var, şunlar hatalı diyor. Yani belli hesaplamaları, daha önce yapılmış belli hesaplamaları o tekrar yapıyor ve yok burası yanlış yapılmış falan diyor.
denetçinin işi giderek kolaylaşıyor mu dersiniz bilmem ama... Farklılaşıyor diyebiliriz. Farklılaşıyor, doğru söylüyorsunuz. Evet, tezel testlerle ilgili de bu kadar söylememiz yeterli zannediyorum. Hocam çok teşekkürler. Bilgi teknolojileriyle söz ettiğimiz ortamın nasıl farklılaştığını, denetçinin yaklaşımını buna göre nasıl değiştirmesi gerektiğini, denetçinin nasıl bir ortamı denetlemek durumunda olduğunu ifade ettiniz, vurguladınız. Ve bu ortamda yapacağı testlerden söz ettiniz. Programın başında da söylemiştik. Hayatımızın her alanını etkiliyor bu bilgi teknolojileri. Ve her geçen günde hepimizi heyecanlandıran farklı gelişmelerle karşılaşıyoruz. Öyle. Zamanımız az kaldı ama bilgi teknolojilerindeki yeni gelişmelerle ne gibi değişimler olacağından da bahsedebilir misiniz? Tabii gerçekten zamanımız açısından çok geniş bir konu. Ama inanılmaz gelişmelerle karşı karşıyayız. Daha önce de bahsederdik veya kamuoyunda da hep geçerdi yapay zeka falan gibi kavramlar. Bunlar giderek daha geniş bir alanda kullanılmaya başlandı. Mesela daha önce uzman sistemlerden bahsediyorduk. Uzman sistemler artık son derece yaygın biçimde kullanılıyor. İşte orada uzman sistemlerde elde edilen sonuçları bir uzmanın değerlendirmesi değil de uzman görüşlerinin birer program olarak sisteme yüklenmesi ve pek çok uzman görüşünün adeta alınıyormuş gibi sistemden elde edilmesi ve bunun en son nihai kullanıcı tarafından değerlendirilmesi söz konusuydu. Ama iş onun ötesine geçti. Artık yapay sinir ağları kullanımıyla bir program, bir yazılım veya bazı durumları kendi kendine fark etmeye ve kendi programını geliştirmeye başladı. Kendi programını geliştiren bir programdan söz ediyoruz. İlginç değil mi? Ve bunun da gelişmesiyle birlikte işte makine öğrenmeleri, derin öğrenme, bütün bunları kapsayan bir yapay zeka çalışması, hatta giderek robotike uzanan bir gelişme oldu. Birçok artık günlük işlemimizde bile yapay zeka uygulamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Son derece ilginç uygulamalar. Bu uygulamalar işletmede de çok geniş bir biçimde kullanılmaya başlandı. Hatta nerede kullanılmaya başlandı diye soracak olursanız hemen size evet diyeceğiniz bir şey söyleyeyim. Endüstri 4.0. Nedir bu Endüstri 4.0? Özellikle Almanların bir yaklaşımı olarak, hatta bir felsefe olarak sunuyorlar. Ortaya koydukları bir gelişme bu. Akıllı fabrikalar artık devrede. Endüstri 4.0'la insansız fabrikalar artık faaliyette olacak. Olmaya da başladı hatta. Onun için karanlık, ışıksız fabrikalar da deniyor buna. Niye derseniz, çünkü orada insan çalışmadığı için orayı aydınlatmaya da gerek yok. Ve akıllı makinalar hatta kendi aralarında haberleşerek, iletişim kurarak, sensörleri yoluyla üretim gerçekleştiriyorlar. Ve bu üretimi en uygun sıfır hatayla ortaya koyuyorlar. Böyle bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Tabii bir yapay zeka konusu daha nereye gidecek? Robot kolların çalışması, bütün bunlar nereye gidecek? Gerçekten çok tartışılır bir şey. O zaman işletmelerin de yapısı, anlayışı demek ki giderek değişecek, değişiyor. Yepyeni bir anlayışla konuya bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu çok geniş bir konu. Robotike kadar gidiyor. Artık işletmelerde robot kullanmak veyahut yapay zeka programları kullanarak, yani işletmenin bir çalışanı gibi bir yapay zeka kullanıyorsunuz. İsmi var. Ekranlarınızda gözüküyor, sizinle birlikte çalışıyor, iş yapıyor,
telefonlara cevap veriyor. Ya da fiziksel desteği olan yapılar olabilir, robotlar olarak üretim yapıyorlar dediğim gibi. Araba boyuyorlar, tekerlerini takıyorlar. Aklınıza ne gelirse insana pek ihtiyaç kalmıyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarım bilmiyorum bir sorusu var mı? Vaktimiz Hocam, var. Hocam gelecekte bu ortamda denetçilerin durumları nasıl evet. olacak? Evet, denetçilerin durumu görüyorum ki seni endişelendirmeye başladı. Endişelenecek bir şey yok. Tam tersine muhasebecilerin, denetçilerin bu ortamda epey bir süre şansları, yani mesleki anlamda söylüyorum, yüksek. Onlar için eğer bu teknolojilere iyi adapte olurlarsa bu şartla, bu teknolojilerin gelişimini iyi takip eder, bunlarla ilgili eğitimlere katılır, kendilerini geliştirirlerse, yani bu teknolojileri kendilerine destek olarak, yardımcı olarak alıp kullanırlarsa harika iş yapacaklar. Onların geleceği çok parlak, özellikle denetçilerin geleceği içinde. Özellikle bunu söyleyebilirim. Denetim işlerini görüyorsunuz. Bu tür desteklerle son derece güvenilir ve hassas bir biçimde sonuçlandırabilir. Çok doğru, harika denetim raporlarını anında verebilirler. O bakımdan gelecekleri parlak ama ne bileyim bir 30 yıldan sonrası için ne olabiliri hep birlikte, fütüristlerle birlikte düşünmek zorundayız gibime geliyor. Hocam çok teşekkürler. Size de ben çok teşekkürler. Denetim dersinin 5. ünitesi olan bilgi teknolojileri ortamında denetim kapsamında bilgi teknolojileri ortamını, bilgi teknolojileri ortamında denetimi, bilgi teknolojilerinin iç kontrolü etkisini, bilgi teknolojileri ortamında denetim yaklaşımlarını ve bu ortamda kontrol testleriyle tözel testleri inceledik. Son olarak da güncel gelişmelere dayandık. Bunlardan bahsettik, neler olacağından söz ettik. Hocam çok teşekkürler tekrar. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekibe teşekkürler. Programımızı bitirmeden önce bizlere soru ve önerilerinizi iletebileceğiniz mail adresimizi hatırlatmak isterim. yakinplan@anadoluedu.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.